herkese hayırlı bir çarşamba akşamı diliyorum efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Muhteşem misiniz? Umarım her şey yolundadır. Yine her zaman olduğu gibi bir Medya 24 klasiğiyle çarşamba akşamı saat 20'de sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün sormak istediğiniz her türlü soru, sıkıntılar, işte bu Koç Dolunay'ın etkisinden ne zaman kurtulacağım, ne oldu, hayatım nereye gidiyor derseniz eğer, bak benim çayım geldi. Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız efendim, ben Nurcan Vecigün, hayata dair her şeyi sormak, paylaşmak adına sizlerle birlikteyiz efendim. Sosyal medyadan paylaştım. Eğer siz de yayınımıza katılmak istiyorsanız 0212 alan koduyla 912 40 50 0 telefon numarası. Rüyanı anlatabilirsin. Gördüğün rüyanın manasının, anlamının ne olduğunu sorabilirsin. Aşk hayatınla ilgili sorular sorabilirsin. Efendim iş hayatında alakalı aksiliklerden, sağlığından, ilişkindeki gidişatın sonucunu merak ediyorsan bununla ilgili sorular sorabilirsin. Her türlü sorunuza cevap, yanıt benim programda bulabilirsiniz efendim. Canlı canlı bunun bir örneği daha yok. Biliyorsunuz tarotlarım burada. Ekranda hepiniz ekranınızın karşısındaysanız çayım burada. Ben buradayım efendim. Daha ne olsun, ekibim telefonların başında. Reji çalışıyor. Evet biz buradayız. Eğer sizler de bize katılmak istiyorsanız sorularınızla birlikte 0212 alan kodu 912 40 50 oğlu telefon numarasını arayarak ücretsiz bir şekilde su siparişi verir gibi, ekmek siparişi verir gibi, arkadaşını arayıp gıybet eder gibi. En gerekleri anlatıyoruz ya bazen. Yılanları, yapılan yılanlıkları falan. Kız dedikodular var mı? Bunları verebilirsiniz. Konu başlığınız ne olursa olsun beni arayıp benimle paylaşabilirsiniz diyorum. Ama tabii ki hafta sonu gerçekleşen bir Koç Dolunayı vardı efendim. Biz bunu Ekim ayı videolarını çekmiştik. Medya 24 YouTube sayfamızda paylaşmıştık. Herkes de bunu izlemişti. Birçok kişi izlemişti. 50 bin, 60 bin üzerinde izlenme oranımız var. Çok güzel. Kasım ayında hazırlıyoruz. Dolu dolu efendim. Cuma günü çekeceğiz. Sakın bizden bir yere ayrılmayın. 21 Ekim itibariyle Kasım ayının bütün detaylarını sizinle paylaşmış olacağız. Medya 24 YouTube sayfamızda. Yani burç burç, detay detay, ülkemizi bekleyen olaylar dahil olmak üzere. Gümbür gümbür hazırlanıyorum. 2020'nin astroloji gündemini hazırlıyorum. 2020 neler getirecek, neler götürecek bunları da paylaşacağız efendim. Bugün canlı yayınımızda hem kartlar var, hem astroloji var, yıldızname var, duru görü var, var da var efendim. Telefonlarınızı bekliyorum. Tamam mı? Tuğba'dan da benim güzel kızımdan da bir Orta Türk kahvesi bekliyorum. Çünkü daha kahvaltı etmedim. Ayol bu saatte. Bu saat oldu saat 8. Ve ben daha hala sabah kahvaltısı bile etmedim. Evet, Gamze hattımızdaymış Aksaray'dan. Gamzeciğim. Merhaba Nurcan abla. Hoş geldin. Teşekkür ederim bir tanem. Hoş geldin. Aksaray'dan aradın bizi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok şükür ablacığım. Sen nasılsın? Hamdolsun, bomba gibiyim, çok güzelim. Maşallah diyelim. Maşallah. Kendine mi yorum istiyorsun? Neye bakacağız bu akşam? Bu akşam bana değil, abim için aradım. Hani tamam. Geleceği aslında. Tamam. Abinin adını ver tatlım. Anne adını ver, doğum tarihini ver bana. Tabii. Samet Özata, Güldane Özata, anne adı. Samet, Güldane. Doğum tarihini söylüyorum. Evet. 1.1.1991. Kova. Samet de benim gibi kovaymış. 20-23'e dönmüş. 50 abla bu arada. Tamam. Şimdi neyle ilgili, Samet'in neyini merak ediyorsun? Neye yöneleyim hayatım? İş hayatını mı? Kız telefonu çekmiyor. Gamze. Şu an çekirdeki en güzel yeri diyorsun abla. Vallahi anlamadım Gamzeciğim. Şimdi? Polis yan hakkında. Hani bundan sonra olabilecek mi? Polis. Niye bu arayanlar herkes polis olmak istiyor? Niçin? 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 Neden? Bilmiyorum. Galiba herkes seviyorlar vatanı. Ha, vatanı sevin. Tamam. Şimdi bak, Samet'in doğum tarihinde diyor ki kurumsal yerle alakalı gireceği eğer bir sınav atacağı bir adım var ise bu anlamda şanslı diyor. Ama tarih olarak diyor ki bu ayın 30'una kadar, Merkür retrosuna kadar hareket etmesi gerekiyor. Anladın mı?
Yıl sonuna kadar hayatı ile ilgili değişim ve düzeni yerine oturacakmış. İnşallah. Ne zaman girişimde bulunmayı düşünüyorsun Samet? Ama aslında bu şehir dışında hani gitme gelme olasılığı var mı? Ev taşıma, ev alma. Olabilir. Ev alma olabilir, taşıma da olabilir, şehir değişikliği de olabilir hayatım. İnşallah. Hayırlı gözüküyor, tamam mı? Yani bu zamana kadar takılmış her şeyi şu 3 ay içerisinde halledebilir. Kasım, Aralık, Ocağa kadar. Tamam mı canım? Buyurun, sonunda her şey hallediliyor. Yani hareket etmesi gerekiyor ama. Yani korkmasın, girişimde bulunsun, başvurular yapsın, risk alsın. Anladın mı? Yol açık. Anladım abla. Tamam. Öpüyorum seni. Anladım. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Gamze, beni takipçin misin? Evet ablacığım. Sık tamam. Takipçinim. Peki Medya 24'ü takip ediyor musunuz? Medya 24 YouTube sayfamızı? Onu galiba takip etmiyorum ama Instagram'dan varım. Tamam. Medya 24'ü takip al. Çünkü orada ciddi videolar çekiyorum her ay. Burç burç. Oradaki videolar çok önemli. Size de çok faydalı. Mutlaka oraya abone ol. Orada da çünkü canlı yayınlar yapıyorum ailetten. Tamam mı Gamzeciğim? Tamam abi. Çok öpüyorum. Sevgiler ailene. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Evet efendim. Böyle net devlet işi olacak mı? Hayırlı dönemim mi? Olumlu mu olumsuz mu diye soracağız. Her türlü sorunuza açığız efendim. Her türlü sorunuza cevap vermek için buradayız. Vallahi şimdi burçlarla ilgili şöyle kova burçlarıyla alakalı genelde şöyle bir şey söyleyeyim. Güzel bir süreçteler. Yenilenme değişim sürecindeler. Zorlu şeyler yaşıyorlarsa bilsinler ki ardından çok büyük mükafatlar gelecek. Değil mi Nihal? Nihal'i bir görseniz bir keyif. Bir keyif. Çayını almış, ayağını uzatmış, elinde telefonu. İki telefon birden benim telefonum dondu. Sesini kıstın mı bilmiyorum. Kıstın mı? Ya ben kıstıysam sen açtıysan. Efendim, ya buradan çıkışta bir yere davetliyiz, oraya gidiyoruz. Söylemeyi unuttum sana. Hemen yolumuzun üstünde. Çok sevdiğim bir arkadaşıma uğrayacağız. Makara yapacağız, kahve içeceğiz, evet. Sohbet edeceğiz. Ben de aç karnımı doyuracağım. Evet efendim, 0212... Senin karnın aç mı? Gibi. 0212 alan kodu 912 4050 telefon numarasından bana ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sonra DM atıyorsun. Nurcan abla ya Instagram'dan arayın abi. Al tamam ücretsiz. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden ücretsiz bir platform size. Nurcan abla, Nurcan abla diyeceğinizi arayın. DM'lere cevap vermiyorum. Özel randevular için DM'den ben hani Nihal Hanım'ın numarasını benden isteyebilirsiniz. Ya da özel attığınız her DM'in karşına otomatik bir mesaj gelecektir. Nihal Hanım'a ulaşın. Randevu alın diye bir otomatik mesaj gelecektir efendim size. Sonrasında değil mi Tuba? Evet de. Profilde özel randevu almak isteyenler de asistanımın telefon numarası. Bunlar da var ya elini ayağını göstermemek için böyle kız bir şey söyleyeyim Tuba bu seferkinin köpüğü de maşallah subhanallah yani foşur foşur olmuş köpükte. Eline sağlık. İsteme kahvelerin olsun. Sana olmadı mı? Ay kız dalgın bugün herhalde. Zeynep! Hoş geldin. İyi günler. Hoş bulduk. Nasılsın hayatım? Kız bu Aksaray bize çalışıyor. Size ödül yaptıracağım. Aksaray İç Anadolu bölgesi mi? Aynen İç Anadolu. Kayseri'den az öte bir yer mi? Evet, yakın Kayseri'ye. Kayseri. Kız Konya kız benim oralısın sen, hemşerimsin. Aynen, hemşeriz abla. Nasılsın, iyi misin Zeynep'ciğim? İyiyim, çok şükür. Sen nasılsın? Hamdolsun, iyiyim, düzeldim. Ay o kız 15 gün ne yattım, ne hastalandım var ya, abi, sizden var. Koptum. Yani hala öksürüğüm devam ediyor ama atlattım evet. O ne faranjit oldum, sesim çıkmıyordu biliyorsunuz Zeynep'ciğim. Kime bakalım aynen, Zeynep'im? Aynen. Benim bir arkadaşım vardı. Onunla durumumu da bir bakalım. Tamam. Zeynep yazıyorum. Anne ismi evet. Ve doğum tarihin bebeğim. Anne adı Fatoş. Fatoş. Doğum tarihi 04.08.1995. Kız sen de aslansın. Benim tam karşıt burcum. Ve aslanların şu hayatları böyle biraz enteresan ve karışık gidiyor. Evet. Maalesef. Ver erkek arkadaşım da. Doğum tarihi.
06-11-1998. Yaşından büyük, hareket ediyor ama zorlu bir süreci var. 28 Ekim'de bu çocuğun. 20-27-28-35. Bu ne bekliyor? Kurumsal bir yerden bir haber ya da kurumsal bir yerle alakalı bir bağlantısı var. Ya oradan bir haber bekliyor ya orada bir sorunu var, onu çözecek. Hmm. Okuyor mu? Çalışıyor mu? Okuyor. Eğitimiyle alakalı da olabilir bu. Kafasına taktığı bir durum söz konusu. Flört tarihiniz var mı Zeynep? Var. Onu da bana versene. 27 Temmuz 2017. Senin bu ilişkinin çok fazla üstüne düştüğünü işaret ediyor buradaki tarih. 8-10-12 8-10-17. Ha. Bir dakika. Ha. Zeynep bir şey hesaplamaya çalışıyorum. Çıkma tarihinizle alakalı, hı-hı, ilerinizle alakalı. Evet. 8-10. 17-20-26. Tamam. 8. Eğitim. 9. Şimdi ilişkiye baktığımızda senin ilişkiyi yönettiğini, ilişkinin üzerinde baskı yaptığını ya da bu beyefendinin üzerinde baskı yaptığını işaret ediyor. Hmm. Yani biraz öyle son, evet, zamanlarda. Baskıcı bir rolün olduğunu ve bundan dolayı çocuğun bazı konularda endişeleri ve sıkıntısı olduğunu işaret ediyor. Hı hı. Anladın mı? Ve bu çocuğun ailesi, evet, tarafından da bazı problemler bekliyor siz Zeynep. Evet. Yani kültür mü, düşünce farkı mı, kafalarında başka bir plan mı, hani bir evlilik falan şu anda Nurcan abla var mı dersen şu anda gözükmüyor bebeğim. Biraz zorlayacak aileler. Evet, yani zaten aileydik biz, şu an geri dönüş yaptı bana. Nasıl? Aileydik biz, geri dönüş yaptı bana. Hı. Şimdi yeniden konuşmaya başladık işte. Hı. Tekrar. Ama niye baskıcı davranıyorsun sen peki? Niye ben sanki buna bakmışım ve sana şöyle demişim. Zeynep baskıcı davranma, biraz daha böyle şey davran. Arkadaş gibi, dost gibi dinle. Biraz sıkıntılar var, ailesinde problemleri var dedim mi? Ben hiç baktım mı size? Evet, aileden bir problemim var dedim abla. Hı. Bir de şey, ezgiyi pişirip önüne koyma dedim. Dedim değil mi? Yani sana bıdı bıdı, evet, etme, bu çocuğu yeme, baskı yapma demişim. Hı hı. Yine aynı şeyi söylüyorum. Çocuk korkup kaçar, dikkat et. Evet. Ailesiyle alakalı problemleri var. Hı. Sizin mesafeniz mi var? Efendim? Mesafeniz mi var? Görüşemiyor musunuz yüz yüze? Yok, görüşüyoruz. Bu yola mı gidecek? Bir şey mi olacak? Bir mesafe var. Sonra tekrar böyle bir araya geleceksiniz. Yani yüz yüze geleceksiniz yakın zamanda. Bir görüşmeniz olacak, haberin olsun. Tamam. Ha iyi, hasret gidereceksiniz. Lütfen çocuğa pişirip taşırma. Bu çocuğun önüne koyma. Ailesiyle problemleri var. Eğer bu konuyu aşarsanız senin baskınla birlikte bu iş olur. Ama dediğim gibi şu önümüzde bir Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu'nu da atlat. O dönemde gitmezse bu adam sende kalır. 30 Ekim. Öyle demiştin abla, zaten evlilik var sende demiştin. Evet. Şu 30 Ekim'i bir atlat bakayım. 30 Ekim'de başlayacak, 21 Kasım'a kadar sürecek. Sen bunu 25 Kasım diye düşün. O tarihe kadar, o tarihte gitmezse bu adam sende kalabilir. Tamam mı Zeynep? Bana da haber, tamam, ver. Abla, öpüyorum. Tamam. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay. Sağ ol. Evet efendim, işte bana bunu soruyorsunuz. Nurcan Hanım, nasıl işte daha önce baktığınız şeyi bu kadar kişinin nasıl hafızanızda tutuyorsunuz? Hafızamda tutmuyorum efendim. Ben burada hesaplama yaptığım zaman 10 sene önce de birisine bakmışsam, bir analiz yapmışsam aynı şeyi söylerim. Dün mesela çok Türkiye'nin çok sevdiği, çok önemli bir
sanatçımızın eşi ve kızı gelmişti, söylemişlerdi. Yani Nurcan 3,5 sene önce böyle ayaküstü sadece hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey kullanmadan yorum yapmışsın. Ve biz 3,5 sene sonra bunları yaşayıp dedim ki kızıma, ablan bunları söylemişti, mutlaka tekrar gidelim demişlerdi. Dün bir araya geldik. Yani o zaman da aynı şeyi söylemişim, aynı şeyi konuşmuşum ve bunlar yani ezbere yapılan şeylerdi, tamamen hissederek hesaplama doğrultusuna matematiği var bu işin. Bunları yaparak söylüyorum. 10 yıl sonra da aynı matematiği yaptığında, geçmişte de söylediğim, önümüzdeki günlerde yaşanacaklarla alakalı çok bir değişiklik olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Her yıl kaderimizde, muallak kaderimizde değişiklikler olur. Tercih ettiğimiz kişiler, tercih ettiğimiz insanlar, bunlarla alakalı değişiklikler söz konusu olur. Lütfen şunu söyleyeyim size. İbadetleriniz, umut ettikleriniz, hayal ettikleriniz, hedeflerinizi çok fazla değiştirmeyin. Sabit olun. Bu zamanlar sabit olma zamanı. 2020 Mart ayında çok büyük kadersel değişimler yaşayacağız. O yüzden şimdilikten hayatınızdaki bütün ahrazlardan kurtulun, dağınıklıklarınızı toparlayın diyoruz. Enver! Alo? Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Enver'cim, nasılsın? İyiyim anne, siz nasılsınız? Hamdolsun daha iyiyim, biraz daha toparlandım. Evet, toparladım. Yani sağlık sorunu biraz daha aştım diyebilirim. Bir küçük öksürüğüm evet, kaldı. Aman anneciğim. Onun haricinde iyiyim, nefes alamıyordum biliyorsun ama bugün biraz daha iyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür be annem. Sizlere sormalı. İyiyiz, iyiyiz. Yani daha iyiyiz. Bugün böyle akşamüstü bir korku atlattım. Hala içim ürperdi böyle. Hayır küçük olsun. Küçük bir ev kazası yaşadı Simay. O yüzden böyle bir korktum. Hala o yüzden böyle heyecanım ve tansiyonum devam ediyor. Nihal'e gelirken anlattım. Nihal'i aramıştım bugün. Rüyamı anlatmıştım. O Nihal böyle sarılar siyahlar böyle renkler gördüm falan dedim. O sarı siyahlar böyle küçük bir alev dikmiş. Onu anladık. Birkaç saat içinde gerçekleşti. O yüzden bir korku atlattım ama şimdi iyiyim. Rabbim seni her zaman korur inşallah. Amin. Hepimizi korusun. Hepimizi. Neden olsun ki? O güzel yüreğinle insanları belki de yani kötü niyetli insanlar da arıyor seni. İyi niyetli de arıyordur. Evet. O güzel yüreğine dokunuyorsun, kötü insanı da iyi yapıyorsun anneciğim. Evet. O yüzden Rabbim seni korusun. Amin. Inşallah. Kimseye biliyorsun bilerek kötülük yapmam, bilerek de kimseyi yanlış yola itmem. Yanlış bir ifade, hani kendi evladıma söyler gibi, kendi kardeşime yorum yapar gibi yapıyorum. Tamamen böyle yüreğimden yapıyorum. Kötü olsun istemiyorum kimseyi. O yüzden de Rabbim bizi koruyor işte. Bak kalkma güzel olmasın olduğum yerden. Bugün mesela izine çıktım. Bütün gün senin programlarını izliyorum. Kendi yerlerine yapıyorum gibi. Senin nasıl bantan yayını mı bize haz veriyor? Sağ ol canım. Allah başımıza bir şeker verdi. Sağ ol canım. Benim şimdi önümüz Kasım ayı itibariyle yine bir televizyon programı gündüz olabilir. Ünsal Yörür'ün hafta içi her gün kadın programı başlayabilir. Yine haftada bir gün ekranlarda da yine görebilirsiniz beni. Ama YouTube'da biliyorsunuz her ay Medya 24'te yapıyoruz. Valla Enver, Kasım ayı için Cuma günü videoları çekeceğim. Kasım ayı biraz önemli. Ve evet. 2020'nin gündemini hazırlıyorum. Astroloji evet. Gündemini. 2020'lerlik aslında bir sürü hazırlık yaptım da böyle çok çok detaylı bir 2020 geliyor. Mart'a evet. Kadar, Mart'tan sonra yeni bir dönem başlıyor. Şu ara aslında onlarla çok uğraşıyorum. O videolarımı kaçırmayın. Hatta sosyal medya hesaplarınızda da paylaşın. İnsanlar da bundan faydalansın. Biliyorsunuz tamamen ben amme hizmeti yapıyorum. Bunların hiçbirine evet, karşılık evet, beklemeden insanlar bilgilensin diye bekliyorum, istiyorum. Bu programı da o yüzden yapıyorum. Diğer çıktığım televizyon programları tamamen ücretsiz. Sizin için, sizi sevdiğim için. Yaradan'dan ötürü. Rabbimin yarattığı her şeyi seviyorum. Sen ne yaptın şu kızla? Kafandan attın mı şu kızı? Bitti o işi. Tamam. Bitti, olay bitmiştir. Bitti. Öyle bir dünya yok yani artık. Bak şimdi aygılarımı düz gidiyorum. Düz gidiyorum işte. Gerek yok. Gerek yok. Bizim gibi insanların, çoluklu evet. Çocuklu insanların aynen. Tercih edeceği olaylar, kişiler... Yani önce bizim ruhumuzdan önce evlatlarımıza, ailemize uygun olmalı. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Tabii canım yani. Ondan sonra biri geldi mesela teklif etti. Yok dedim.
Ben dedim görücüsün evlendim. Ben nasılım öyle dedim. Bana bak kız kim teklif etti? Niye bunu atlıyorsun üstün körün? Görücüsün bitmiştir olay. Bitmiş eskiden kalan. Ya, ben dedim ya senin beğendiğin değil dedin aracı olacak. Aracı olmadı mı olmazmış. Teklif eden kimdi? Kaç yaşındaydı? Nasıldı? 35'lerde falan. İsmini bile bilmiyorum. Salmadım merak etmedim bile. Nereden, bilmiyorum ben. Nereden bulmuş da seni teklif etmiş hemen? Markette nerede bulmuş? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Ne verimli marketmiş. Biz de mi bu markete gitsek? Oğlum bu nasıl bir market? Bu nasıl bir market? Hipermarket mi? Kısmet market mi? Ben de gelip kısmetimi orada mı arayayım acaba? Ne yapayım? Markette. Yok yok anne boş ver. Sen gel gel ben de. Tamam gel gelmeyeyim. Tamam tamam. Sen öyle dediysen gelmiyorum çünkü. Ama ben kız nasıl bir market Nihal bu? Bu nasıl bir market? Valla kısmet taşıyor. Bilemedim. Bilemedim valla. Börekleri az ye. Sosyal medyadan resim atmışsın gördüm. Anacının elini verip. İnan sana börek yemiyorum bak. Artık. Bugün valla başladı. Yemiyorum bundan sonra. Neden biliyor musun? Artık kalp sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Evet. Yaşımız artık malum biliyorsun. Bugün kalp doktorumla konuştum. Doktorcum sevgili evet. Kardeşim beni aradı. Ablacığım nasılsın dedi. Onun da haritasını inceliyorum zaten. Dedim ki valla iyiyim kilo verdim. Sakın abla kilo alma. Bakın kilo bütün hastalıkların başını getiriyormuş. Yani bütün evet. Hastalıkların başında. Ben bir lokma kadınken kolesterolüm tavan yapmıştı. Bana spor ve diyet verdi doktor. Annem kuduruyordu ama ben o spor diyetle hatta karaciğerimde birinci evre büyüme vardı. Safra kesten sonra yağlanma vardı. Aman diyeyim bak komalara yani, giriyordum. Nihal'e sor beri, Nihal ne çekti? Hamur işi. İki aydan beri ne çekiyorum midemden. Böreği bıraktım hiçbir şey yok. Konca moncasının dahil yok yani dokunuyor demek ki. Yani yok yok hayır. Hamur işini haftanın belli günleri yani bir kere ödüllendirin kendinizi yemeyin. Yaşımız kemale eriyor artık. Yapmamamız evet. Gerekiyormuş. Doktorum aman abla diyor yani. Evet. Doğru. Enver'im seni öpüyorum. Canım kardeşim benim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Aileni de. Siz de vardınız. Nihal ablama da saygılar. O da selam söyle. Çok yorulmuş. Toplantıdan aldım onu. Toplantıdaydı. Dernekler evet. Var ya bizim hayır dernekte tamam, toplantıdaydı. Onu da selam ver. Hadi görüşürüz. Siyahlar çok yakışmış sana. Ne düşmüş? Siyahlar çok yakışmış. Ay teşekkür diyorum. Ediyorum. Çok mersi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ kolundaki bileklik de açmış seni. Adamdaki detaya bak baba kırmızı. Biliyorsun benim bir mutlaka bir kırmızı nüansım olacak. Çünkü benim hayatım kırmızı. Öpüyorum Enver seni. Hadi saygılar. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Allah'a. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Enver'deki bu dikkat kırmızı ipim. Ben mutlaka böyle bir bunlardan böyle 10-15 tane alıp koyuyorum. Sonra bunları bağlıyorum böyle dilek tutuyorum, bağlıyorum. Sonra bunlar kopuyor, kayboluyor. Çok seviyorum. Ayağıma bağlıyorum, ayak bileğime bağlıyorum falan. Böyle saçıma takıyorum. Seviyorum bunları, kırmızı ince ipleri. Bana mesela böyle hediyelerle gelebilirsiniz. Kırmızı ipli hediyelerle. Seviyorum böyle küçük objeli takıları seviyorum. Siyah da aslında esmere yakışmaz derler. Benim annem hep öyle derdi. Ama ben dün oturduğumu düşündüm. Böyle gardırobuma baktım. Kıyafet çıkartacağım. Elimi neye attıysam siyah. Belki 50 tane siyah kalem elbisem varmış. Siyah çeşitli. Kız uzunu, kısası, askılısı, aynı askılı. Aynısından 3-5 tane siyah. Sonra ne giyeceğim dedim. Nihal'le telefon açıyorum. Nihal ne giyeceğim? Gardırop dökülüyordu. Bir tane elbisem kayıp. Zeynep'e soracağım onu. Terziden gelmiş. Arabada mı unuttum acaba? Bir elbisem kayıp. Hatırlıyor musun? Seninle resmimiz var. Ve sırtı çapraz bir elbisem vardı. Mürdüm. Senin çok sevdiğin. Onu giyecektim. Yok. Gündüz Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim hamdolsun. İzmir'e sevgi selamlar olsun. Hep söylerim. Yaşlanmak istediğim şehirdir İzmir. Bana çok keyifli geliyor İzmir. Karşıyaka'yı diyecektim. İzmir'le Karşıyaka ayrı bir şey değil mi? Ayrı bir devlet. Aynı millet iki devlet gibisiniz. Evet. Karşıyakalar evet. İzmirliyim demiyor. Niye öyle Gündüz Bey?
Ya işte Göztepe'de Karşıyaka'lar biliyorsunuz. Ezeli rekabetten dolayı. Karşıyaka'lar genellikle 35,5 olarak tabir edilir. Göztepe'liler de İzmirliyiz diyerekten. Derler. Derler. Yani derler de derler. Yani İzmirliliği kabul etmez. Peki Karşıyaka'lı yazalım Gündüz Bey'in yanına. İzmir'i kaldıralım. Karşıyaka'lı yazalım. Evet efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Karşıyaka'da havalar nasıl? Karşıyaka'da havalar çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. İlk defa eşim sayesinde daha doğrusu. Öyle mi? Kanalı gördüm. Evet. Sevgilerimizi iletelim eşinize de. O da şu anda dinliyor. Çok teşekkür ederim. Neyi merak ediyoruz bugün? Geleceğinizle ilgili iş konusu. Tamam. Doğum tarihinizi ve anne isminizi alayım. 01.06.1969 Gündüz. Maşallah sesiniz hiç 30'lu yaşlarda geliyor biliyor musunuz? Maşallah. Emekliyim, emekliyim. Bu da demektir ki ses enerjiniz daha dinçse hayatınızla alakalı aktivitelerin daha hızlı olacağını işaret ediyordur. Anne isminizi alalım. Nihal. Aa, Nihal ne güzel. Benim en sevdiğim arkadaşımın ismi Nihal. Yes. Eşinizin de doğum tarihi alayım. Anne ismini alayım. Eşim 27.03.1976. Hı. 78 pardon. Tamam. 25.03. Bak yanlış söylemişim. Olsun. 25.03. Tamam. 1978. Eşimin annesinin ismi Cemile. Tamam. Eşinizin ismi nedir? Şerife. Şerife. Hemen bakıyorum. 20-25. Aslan. Ya bir şey söyleyeceğim Gündüz Bey. Böyle sırt ağrısı şu ciğerlerden böyle sırt ağrısı yaşayan birisi var mı sen? Eşin, evde eşim, birisi. Eşim, eşiniz eşim mi? Sırt ağrısı, müthiş sırt ağrıları var. Nefesim kesildi çünkü bir anda. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Eşinizin safra kesesiyle alakalı bir problem oldu mu? 25. Safra kesesiyle alakalı bir problemi abandist de oldu ama safra kesesi. Safra kesesi alınması. Safra kesesi ameliyatı gibi bir şey olmadı değil mi? Hayır. Safra kesesiyle alakalı bir şeyler olacak. Sırt ağrıları, şu buradan böyle bir anda bir basınç geliyor. Yemek yedikten sonra belki hazım sık falan var ise lütfen bir batın ultrasonu falan bir doktora gidin. Safra kesesiyle alakalı bir şey olabilir Şerife Hanım'la. Bir de kadın hastalığına ilgili bir dikkat işareti veriyor burada. Siz emekliyseniz, ticaret yapmıyorsanız ya da ticaret yapıyorsanız ticaretinizle alakalı bir gelişme olacak. Bir ticarethaneniz var mı? Çalışmaya devam ediyor musunuz? Çalışmaya devam ediyorum. Ticarethanem yok. Peki ticaret yapmak istiyor musunuz? Hiç düşündünüz mü Gündüz Bey? Ya şu anda yurt dışında o tür bir şeyler var. İşte onları merak ediyorum. Çünkü diyor ki burada Gündüz Bey'in hayatında 5 ay içerisinde biz hangi aydayız? 10-11'e gireceğiz. Kasım, Aralık, Ocak, Mart, Şubat, sonu. Mart. Mart sonu Nisan başı. Sizin ticaretinizle alakalı büyük gelişmeler, değişimler, hareketlenmeler söz konusu olacakmış. İnşallah. Diyelim. Ve hatta gidişiniz, gelişiniz hızlanabilirmiş. Yani seyahatler yapabilir misiniz? Ya da birkaç seyahat söz konusu olabilirmiş. Ve bu sizin maddi olarak kalkındıracak bir durum olacakmış. Çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Tabii. Çocuk istiyoruz da çocukla ilgili. Şerife Hanım'ın dediğim gibi kadın hastalığıyla alakalı bir nüansı var. Daha önce ikinizden birinizin bir çocuğu oldu mu ya da hiç çocuğu olmadı? Hayır. Daha önce başınızdan evlilik geçti mi? Benim geçti evet. Çocuğunuz olmadı. Hayır. Şerife Hanım'ın kadın hastalığıyla ilgili bir durumu söz konusu. Bununla alakalı bir doktor kapısı yapın. Tamam mı? Bir de siz bir doktora görünün. Çünkü doktorluk bir durum sonrasında çocukla ilgili gelişme yaşanabilir diyor. Anlatabildim mi?
Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet efendim, Aksaray'dan İzmir'e, pardon, Karşıyaka'ya geçmiştik. Bursa'ya geçmiştik. Şimdi sırada bakalım hangi ilimiz var. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Yurt dışından da bize ulaşabilirsiniz. 0212 alan kodu 912 40 50 nol telefon numarasında hayata dair merak ettiğiniz her konu için arayın, ulaşın. Merak ettiğiniz ne varsa, iş hayatınız mı, sağlığınız mı, ilişkileriniz mi, şu anda merak ettiğiniz ne varsa her şeyle ilgili, işin içinden çıkamıyorum hocam, bir boşanma safhasındayım, boşanayım mı, boşanmayayım mı, ya da ilişkim devam eder mi, etmez mi, ya da benim hayatıma niye kimse girmiyor gibi tüm sorularınızı açığız efendim. Sorularınızda hem astroloji, hem yıldızname özel numaracı, hem de duru görü, ses enerjisi, kartlarımız da burada. Neyi isterseniz efendim cevap alabilirsiniz ama en önemlisi cevaplayan kişi benim efendim. O yüzden programımıza katılmanızı tavsiye ederim. Sosyal medyadan çok yazıyorsunuz. Hocam şunun cevabını alırım. Tek ücretsiz yorum yaptığım platform Medya24 efendim. Onun haricinde bana ulaştığınızda mutlaka ara ara astırma numarasını da verirseniz reji sevinirim. Nihal Hanım'a ulaşacaksınız. Randevu alacaksınız. Ulaşamayanlar şu anda alt bantta özel randevu talep edebilirsiniz. İremciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ankara'ya sevgi selamlar olsun. Teşekkür ederim. Ankara'nın neresinden? Çubuk. Çubuk. Evet. Peki. Kuşlar. Kime bakalım, neye bakalım? Aslında ben nasıl? Babama baktım. Baba, megafonun açıksa lütfen kapat. Yok da kardeşim, dedi ondan alalım. Seni anlamakta, algılamakta zorlanıyorum İrem. Abla ben babama baktım ben. Tamam ama sesin o kadar kopuk kopuk geliyor ki. Telefonun tamam. Mu çekmiyor, hoparlörün mü açık lütfen? Tamam abla, şuna düzelsin. Hoparlörünü kapat lütfen. Babanın adını, tamam. Anne adını ver. Celalettin. Gülseren. Gülseren. Doğum tarihi nedir? 8 Kasım 1963. 68. Evet. Babanla ilgili neyi merak ediyorsun? Annen mi arattırdı? Yok abla. Kendisi. Daha önce zaten anlatmıştım. Allah razı olsun dediklerim olup çıkmıştı. Hı. Dedim ki hani ben Nurcan ablaya sorayım. Yani dediklerine güven. Ne demiştik babanla ilgili İrem? Şimdi neyi merak ediyorsun? Abla babam ama yani doktora falan gidiyor. Yani hiç kimse bir çözümünü bulamıyor. Yani bir rahatsızlığı var kaslarında. Babanın kaslarında bir rahatsızlık var. Evet. Ve doktora gidiyor, bir türlü çare bulamıyor mu? Teşhis mi konulamıyor? Evet abla. Teşhis konulamıyor. Teşhis konulamıyor. Babandaki güçsüzlüğün nedeninin siz kaslar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilemiyorum işte abla, ben de onun için. Doktor size ne dedi? Kaslarıyla alakalı bir güçsüzlük mü var dedi? Ya güçsüzlükle alakalı değil de hani bir dizinde bir ağrı vardı. O için tüm vücuduma geldi. Yani işe gidemiyor. Kendini yani kötü hissediyor dedi. Hayatım ben nedense bu adamı niye ciğerleriyle ilgili bir şey hissettim? Ciğerleriyle mi? Böyle soluk alması, soluk aldığımda göğsüm batıyor. Böyle şeyler var mı babanda, Celalettin'de, Gülseren oğlu Celalettin? Celalettin. Yani. Böyle nefes biraz aldığımda göğsümde böyle bir yanma oluyor. Sol tarafımda. Dolaşım sıkıntısı var bu adam. Kardiyoloji, var? Dolaşım sıkıntısı. Kardiyolojiye gittiniz mi? Evet. Gitmiştim. Ne dedi? Yani onda da bir şey yok. Yani kalp damara gittiniz.
Bir şey çıkmadı. Evet. Ben bu adamın kalbiyle alakalı bir şey olduğunu hissediyorum. Böyle nefesim kesiliyor ve yorgunluk yapıyor bana. Nefes aldığım zaman göğsümde bir yanma hissediyorum. Bir. İkincisi ciğerlerinle alakalı bir durum söz konusu. Vücudundaki halsizliğin, özellikle bacaklarındaki güçsüzlüğün, evet, sebebinin dolaşımla alakalı, kalp damarla ilgili olabileceğini hissediyorum. Yoğunlukla ilgili kaslardan ziyade kalp damar gibi bir durum. Bir daha iyi bir kardiyolog, kalp damar cerrahına gitsin. Bak, kalp kardiyoloji başka bir şeydir. Kalp damar başka bir şeydir. Kalp damarda hem bacak damarlarına bakarlar, özellikle sinir uçlarına bakarlar, bacaklarındaki damar dolaşımına bakarlar. Belden aşağıda, belden yukarıda özellikle buralara bakarlar. Kardiyoloji evet, sadece kalbin ritmiyle alakalı bakar. Anladın evet, mı? Kalp damar cerrahına gidin. Babanın kalbiyle alakalı bir yorgunluk hissettim. Tamam mı? Evet. Alt dudağım doyuş mu var, bacaklarımda güçsüzlük var, dolaşımla alakalı bir şey, ayaklarım buz gibi oluyor. Anladın mı? Benim kaslarla ilgili hiçbir şey hissetmiyorum. Tamamen kalbim ve ciğerlerimle alakalı. Soluk alırken yoruluyorum babanda. Anladın mı? Ama ben doktor değilim. Sadece bu olaylar, hissettiklerimi söylüyorum size. Bu alanlarda yoğunlaşın, kaslarla alakalı değil, babanın dolaşımla alakalı bir şey olduğunu hissettim. Ve bütün enerjimi aldı baban. Öyle mi abla? Şimdi daha yönelgini başladın. Kıldıra bakma. Estağfurullah. Olur mu? Yok yok. Allah şifasını versin. Benim işim bu. Ben size söyleyeyim. Ne olur kalp damar cerrahı yani iç hastalıkları uzmanı bir de. Hepsinin aynı anda görmesi gerekiyor. Sırayla. Yani hepsini bir arada toplayın. Birinde var, birinde yok diyor. Olmaz. Bazen gözden kaçan bir şeyler olabilir. Tamam mı tatlım? Bunu mutlaka babanı tekrar götürün. Baban üzerine... Abla bir şey sorabilir miyim? Beklediğiniz bir para var. Onu da basabiliyor musunuz? Kimden, baba? Nasıl bekliyorsun? Nereden bekliyorsunuz? Yani birimden. Paramızı birine vermiştik. Biz o adam baktı. Ya bak, şöyle bir şey yok İrem'ciğim. Birinde bir paramız var, gelecek mi? Böyle bir çalışma sistemi, yani bakım sistemi yok. O kişinin kim olduğu, doğum tarihi çok önemli ki doğru şey verelim diye. Ama babanın eline geçecek bir para hissetmedim ben. Sanki burada baban dolandırılmış gibi, tamam mı? Dolandırılmış. Hadi öpüyorum, ama babanı mutlaka tekrar komple iç hastalıkları, kalp damar cerrahı, tamam mı? Öpüyorum, tamam, Allah şifa versin. Hoşça kalın, görüşürüz. Tamam canım, bay bay. Böyle o kadar adamın ruhunu yorgun hissettim ki kalbim sanki atmıyor gibi. Saat kaç oldu kız? Celalettin abi, ne kadar yorgunsun ya bedenin. Allah'ım korusun ya Rabbi ya. Nerede hasta varsa içinde. Bizlere de, bizim yakınlarımıza da. Adamın soluğu yetmiyor. Bir şey var bu adamda. Sağlık problemi. Kalp ve ciğer. Nefesim yetmiyor yani. Ben böyle takılıyorum işte. Takılıyorum. Allah'ım. Rabbim, tabii ki ben hep doktor olmak istedim. Hep bir cerrah. Mutsuzluğu da var. Bir cerrah olmak istedim. Ay, yemin ediyorum. Allah'ım, ben bir doktor olsaydım hastaneden 24 saat çıkmayın, hastanede yatardım. Çıkmazdım. Ne evlenirdim, ne çocuk sahibi olurdum. Sadece kendimi mesleğime adardım. Gerçek söylüyorum bak. Hekimlik bana göre o kadar kutsal bir görev ki, yani yanlış anlamasın kimse beni, öğretmenlikten bile önce geliyor. Bilmiyorum, ben o mesleğe aşığım. Allah başımızdan eksik etmesin, ellerine düşürmesin, ama başımızdan eksik etmesin inşallah. Ezgi'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ezgi İstanbul'dan arıyormuş. Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Evet. İstanbul'un neresindensin? Pendik. Kız çok uzak ya. Bu Pendik, Mendik çok uzak. Hafta sonu gittim Ataşehir'e. Çok uzak ya. Türkiye'nin... Ataşehir'den yakın biraz. Yani İstanbul'dan çıkıyoruz. Kocaeli falan filan ya. Neredeyse Ankara gibi düşün. Adımız tamamen Anadolu. Yani hakikaten siz Anadolu'nun bağrından, böğründen arıyorsunuz. Ezgi, kime bakalım? Bana bakalım. Tamam.
Doğum tarihin, gün ay yıl. 31-11-1991. Ne oldu bu akreplere böyle coştunuz? Tabii. Tabii coşarsınız. Ay sonu itibariyle burcunuzdayın gerçekleşecek bir yeni ayın etkisi. Ve Venüs'ün sizin burcuna geçip bizim zaten aklımızı başımızda aldınız. Bravo. Bravo. Aklımızı başımızda mı aldık? Aldınız. Alamıyorum. Alamadın mı? Yok. Vallahi. Yapamadın mı? Hep bir iç kararsız. Hep bir karışıklık. Vallahi sen alamadın bilmiyorum ama senin burcundaki hareketlenme bizim aklımızı başımızdan aldı bacım. Sor abla, neyi soracaksın? İlişkiler sıkıntılı. Evet, ilişki. İlişkiler sıkıntılı. Yani ilişkilerde bir düzensizlik söz konusu. Karşındaki kişilerde istikrarsızlık söz konusu. Şu an inişler çıkışlar var. Evet. Bunun düzene girmesi, bir de Merkür Retrosu kapıda. Ayın 30'unda 21 Kasım'a kadar devam edecek. Burada da giden geri gelir ama bir istikrar sağlanamaz falanlar filanlar. Ama senin kafan da çok karışık. Yanlış insanda, evet, yanlış zamanda tutulup kalıyorsun. Yanlış zaman, yanlış insan tercih ediyorsun. Evet, o yüzden olmuyor. İnsanlar, tercihleri doğrultusunda kaderlerini değiştirirler. Muallak kaderden bahsediyorum. Rabbim yanlış anlamasın. Yani hani mutlak kaderinden bahsetmiyorum. Mutlak kader, doğum, ölüm, evleneceğin kişi senden doğacak zürriyet ama muallak kaderimiz var. E göz göre göre bu adam olmaz işte. Ne yürüyorsun? Olmaz. Ya da bunu ailen istemeyecek, bir yerde patlak verecek, niye zaman harcıyorsun? Anladın mı? Yani böyle şeyler var ve sen bunları analizini doğru yapmıyorsun ve bundan dolayı da problem yaşıyorsun. Haberin olsun Ezgi. Tamam mı? İş konu... Ne zaman bu durumda? Sen ne, fıtratını ne zaman değiştirirsen, ben ne bileyim, sana kalmış. Kişilik özelliklerinle alakalı bu. Fıtratını, hayatta bakışını... Ne zaman değiştirirsen, doğru tercihi ne zaman yaparsan o zaman değişir. Bu benlik durum değil yani. Yani diyorsun ki abla gözünün burnunun ucunda olanı görmezsin, ama olmayacak adamı tutulur. Burnunun ucunu görmüyorsun demiyorum. Seçtiğin kişiler yanlış. Zaman kaybettiğin insanlar yanlış. Bak kaç yaşındasın Ezgi? 28. 28 yaşındasın. Neredeyse 30'a geleceksin. Hala evet, bazen ergen hareketlerin var. Evet, doğru. Bunu etrafındaki insanlar söylüyordur. Evet, doğru. O yüzden de yani armudun sapı, üzümün çöpü olmayacak insana gereğinden fazla ödün vermek, pof poflamak, anladın mı? Göz göre göre zaman kaybediyorsun. Şu platonik olaylardan bir çık ya. Çık. Reale dön. Gerçek, gerçek ilişkilere, gerçek hayata dön. Olmayacak duaya amin deme. Bunu istesen de istemesen de öğreneceksin. Hayat sana öğretecek, tamam mı? Evet. Önce iş Ezgi, sonra ilişki. Önce hayatınızda bir şeyi sabitleyin. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Hı? Ne iş yapıyorsun? İnanmışım. He? İnanmışım. Hiç duymuyorum. İnanmışım. İhracat şirketindesin. Şefim. İhracat şefisin. Hı hı. Tamam, çok güzel. Biraz kariyerine bir odaklansana, bir silkelen. Bak konumun çok güzel bir kadınsın, akrep kadınısın, duygu kadınısın. Hayatına kimse girmeyecek diye bir şey yok. Ama yanlış insanlara fazla ödün verme. Hatan burada. Hı. Yani konu, ya sen konumlu bir kızsın. Anladın mı? Anladım. Dengin olması gerekiyor. Ne üstü ne altı. Tamam mı? Teşekkür ederim. Öpüyorum seni. 28'inde yükselecek bir yeni ay var. Güzel dilekler dile. Hayatını sıfırla. Yeni insanlar gelsin. Geçmişten kurtul. Tamam Ezgi? Tamam. Öpüyorum. Allah'a emanet. Hoşçakal. Bye-bye. Kız pendiye de gittik geldik. Vallahi bu şeyde aman... Bu televizyon, bu kameralar bizi nerelere götürüyor, ne insanlarla tanıştırıyor, ne güzel insanlar hayatımıza katıyor, ne güzel insanların derdini dinliyorum. Ama kimse benim derdimi dinlemiyor. Nihal'dan başka. Nihal? Nihal. Ha? Danışanlar yazsın. Arada bir benim
Danışman hattımı da ekrana verelim. Ve bakın, programda yetiştiniz, yetişmediniz. Hayatınızla alakalı önemli gelişmeleri en azından bir kez daha analiz ettirin. Oturup beklemeyin. Nurcan'ı beklemeyin. Nurcan'ı bulun. Ulaşın. Bak, altta yazan telefon numarasına asistanıma ulaşın. Bir kere de olsa seans alın. Hayatınızla alakalı. Hani hep programlarda denk geleceğim diye beklemeyin. Bir şeylerin zamanını kaçırırsınız. Tam önemli bir döngü içerisindeyiz. Hilal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Hacı abla? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. İyi olmaya çalışıyorum. Neresinden İstanbul Hilal? Çekmeköy. Kız, Çekmeköy'de gene uzak ama Pendik kadar değil. Gene evet. Yakın. Gene yakın yakın. Gene iyi. Anladım. Hilal'cim, kime bakalım, neye bakalım ablacığım? Ya aşk hayatımla alakalı baktırmak istiyorum da. Şu an boşanma aşamasındayım. Tamam. Eşimden. Tamam, şöyle yapalım. Bana anne adını ver hayatım. Benim annemin ismi Neriman. Neriman. Eşimin annesinin adı Ayşe. Aysel? Ayşe. Ayşe, tamam. Kendi adı ne adamın? Eşimin ismi Gürol. Gürol. Evet. Doğum tarihiniz senin ve onun? Benim doğum tarihim 04.05.90. Tamam. Onunkisi de 21 Kasım 1979. Evlilik tarihini de verir misin Hilal'cim bana? 21 Kasım 2016. Adamın doğum tarihine mi denk gelsin diye böyle yaptın? Yok, denk geldi sadece. Denk geldi yani. Neyi merak ediyorsun şimdi sen? Ya onunla barışmamız olacak mı? Hani ayrılık mı görünüyor? Veya üzerimizde büyük falan var mı? Bakıyorum. Evliliğin üzerine bir büyü görünmedi. Kocanın üzerinde de bir büyü yok. Sana bakacağım. 8. Kapı çaldı. Kız, adam mı geldi? Hilal gitti, kapıyı açmaya. Hilal, kim geldi? Komşu mu geldi? Kocam mı geldi? Kız! Efendim? Hilal, kim geldi? Kimse gelmedi ya. Kapı çaldı. Arkadaş. Üst komşun mu geldi? Yok, yan tarafta oturan arkadaş. İşte komşu gelmiş. Hilal'cim. Evliliğin üzerine baktığımda evlilik tarihinde bir büyü yok. Gürol'un üzerine baktığımda Gürol'da da temiz. Ama senin üzerine baktığımda evet, sende üzerinde kötü bir enerji var. Yapılmış. Hatta bu cinsel hayatınızı da etkileyen, karı koca bir araya gelmenizde de etkiler yaratan bir enerji. Evet, zaten karı koca olmadık. Olamazsınız. Ve Nurcan abla, bu kimden geliyor dersen, Gürol Bey'in tarafından gelen bir enerji bu. Senin resmine yapılmış bir enerji bu. Halvet olamazsınız yani. Ya ben birkaç yere de gittim. Bazıları nazar falan var diyor. Bir şey yok diyor sende. Yıldızın düşük diyor. Yok öyle bir şey. Yıldızın düşük değil. Direkt resmine okunmuş, yapılmış. Ve ondan dolayı, yapılan şeyden dolayı. Hem de bak, sana bir şey söyleyeyim mi Hilal? Gözümün önüne gelen sahneyi söyleyeyim sana. Göstereyim diyeyim. Keşke gösterebilsem bunları da, elim açıp size böyle. Senin belinin kuşağa bağlanırken aslında bir yerlerde bir şeyler yapılıyormuş. Ve Gürol'un önceki hayatında olan bir kadın tarafından, bu etrafında olan bir kadın tarafından. Gürol daha önce bir evlilik yaşamış mı? Evet. O kadın tarafından. Bak, ben bunu normalde söylemem. Ağzımdan kaçıyor işte ya. Senin bel kuşağına bağlanırken bu yapılmış. Siz hiçbir şey... Ben aslında kaçarak evlendim. Gelirli falan giymedim yani. Bel kuşağın bağlanırken diyor. Benim gözümün önüne gelen bu. İmam nikahın olmadı mı? İmam nikahı da olmadı, yok. İmam nikahın olmadı. Senin hiçbir nikahın olmadı öyle mi? Resmi nikahlıyım sadece ama o da sadece iki arkadaş vardı yanımızda. Hı. Onlarla da nikah yaptık yani. Nikah. Bir resmi nikahın var yani. Ha, evet. Tamam. Şimdi şöyle...
benim gözümün önüne gelen bel kuşağının bağlantısı. Yani bel kuşağı şu anlamında da gelebilir bana. Hani şimdi ekranda değil bir sürü insan izliyor ama. Ya beraber olamadık zaten. Hep işte hani o gerdek anı vardır ya, gerdek anı. Hani insanlar hani birbirlerine konuşurlar, helalleşirler vesaire. O ilk ambiyansta o, orası da bana bel kuşağı gibi gelmiş olabilir. Orayı göstermiyorlar olabilir ama o an sizin kaçtığınızda, nikahınız kırdıktan sonra tam özel anınız sırasında birilerinin senin resmine tesbih çektiğini ve dua ettiğini, iyi niyette olmayan dualar ettiğini ve bundan dolayı da asla bunlar karı koca olamaz, halvete giremez, hilali tamamen bağladık diyorlar. Kendisi zaten, eşim kendisi istemiyordu. Ben isteğim vardı ama kendisi yani beraber olmak istemiyordu benden. Hayatım, anlatabiliyor muyum sana? Seni bağladığı için adam seni domuz gibi görür. Bir hayvan gibi görür. Ne bileyim, seni istemez. Anladın mı? Seni bağlamışlar çünkü. Kötü. Seni kötü görür adam. Senin istemenle istememenle alakası yok bunun. Sana yapı... Eski eşi falan mı acaba ya? Ay Hilal, ben sana anlatamayacağım. Demin söyledim sana. Hayatında daha önce bir evlilik geçirmiş ve bunun önceki eşi diyorum. Hala sen bana eski eşim diyorsun Hilal. Anladım. Sen bu şekilde bu adamla devam edemezsin bunu çözdürmeden. Bir çözdürsen de üzerindeki enerjiler çok yoğun senin. İnsanların anlattığını da anlayamazsın. Kararsızlıklar yaşıyorsun. Hani gel seni çözeyim desem. Sen bugün evet dersin, yarın hayır dersin. Ama evliliğini bu şekilde de yıkarsın, haberin olsun. Çünkü dengesizlik sende. Hiç anlayışlı birisi var mı? Bak neyi soruyorsun bana? Ben sana başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hayatınla ilgili önemli bir şey. Sen diyorsun ki hayatında bir başka kadın var mı? Ben sana evliliğinle alakalı bir yol göstermeye çalışıyorum ama sen başka birisi var mı diyorsun? Ben çünkü boşanma davası açarken başka bir yere görüştüğünü anladım da o yüzden. Anladın, gördün mü? Evet, WhatsApp'tan görüntülü aradı yani kadın. Ha, ne dedi? Yani ekranda dünyam diye yazıyordu zaten. Hı. Seni seviyorum aşkım falan mı dedi? Yok, kadının ismi yani eşimin telefonunda dünyam olarak kayıtlıydı. Dünyam. Evet. Ve siz ne zamandan beri görüşmüyorsunuz? 2016'da. Ne zamandan beri görüşmüyorsunuz? Şu an 14 aydır ayrıyız yani. Bitmiş zaten, bu 14 ay olmuş. Senin aklın 2016'dan bu yana bu olaylar oldu da neredeydi de niye derdine bir çare aramadın Hilal? Aslında aradım. Daha önce sizinle de görüşmüştüm. Sonra başka bir kişiyle işlem falan yaptım ama... Ben sana Hilal'cim, ben sana böyle bir şey olduğunu, üzerinde bir enerji olduğunu söylemiş miydim? Evet, söylemiştiniz. Sen gidip başkasıyla işlem yaptırdın mı? Yaptırdım. Hı-hı. Başka bir yanlış yapmışsın. Keşke bizimle o dönemler denk gelip çalışsaymışsın. Ama şu anda bitiyor. Bu evlilik bitmiş. Adamın hayatta bir başkası olabilir. Boşanma sürecin var. Çünkü dengesizlik sende. Ayağına kısmet geliyor, itiyorsun, tepiyorsun Hilal'cim. Yani bunu çözdürmem gerekiyor, öyle mi? Şimdi çözdürsen de artık geç. Bunu ancak kendini kurtarmak, kendini dengeye sokmak, kendi kısmetlerini açmak için açtırabilsin. Bu adamı getirtme artık zamanı geçmiş. Anladın mı? Hilal, duyuyor musun beni? Düştü mü hattan? Samet, Tuğba. Evet, tamam, düşmüş. Evet efendim, saat kaç oldu çocuklar? 9:01. Kapanış saatim gelmiş. Tabii canım çocuklar, kapanış saatim gelmiş arkadaşlar. Program bitti. Finish. Ne yapıyoruz efendim? Arkadaşlar artık cuma gün olan yayınımızın saatiyle ilgili patronlarımızla konuşuyoruz.
Patronlarımın bana sunmuş olduğu saat bana çok uygun değil. O yüzden yeni bir saat uygulamasını, yani yeni bir saati karar kılmadan sizinle ilgili bir şey yapamayacağım. Cuma günleri yayın yapamayacağım. O yüzden YouTube'dan bizi takip edin. YouTube'da bunu duyuracağız. YouTube'daki videolarımı takip edin. Medya24 YouTube kanalımızdan bunu takip edin. Medya24 YouTube kanalımıza abone olun. Tarot yayınımızda, Nurcan'la kişi özel tarot yayınımızla alakalı saatimizi belirledikten sonra bu da bir akşam saati olacak. Akşam saati olacak. Gündüz yayını olmayacak. O yüzden bizi takipte kalın. Sosyal medya hesaplarımdan, Medya24 hesabımızdan, YouTube kanalımızdan takip edin. Yeni saatimizi yeni gününde size bildireceğiz efendim. O güne kadar haftada bir gün çarşamba günleri sizle burada buluşuyoruz. Cuma günü yayınımız yok. Yeni saatimiz, yeni günümüz belli olana kadar böyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.